Merhaba arkadaşlar. Benim adım Feyzi Sıvacı. Resmi yazışma kuralları eğitiminde sizinle birlikte olacağız. Birinci bölümde resmi yazışma mevzuatından bahsedeceğiz. Ve resmi yazışma yönetmeliğinde yer alan, resmi yazışma kuralları düzenleyen, yönetmekte yer alan temel kavramları açıklamaya çalışacağız. Resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik. Evet bu yönetmeliğimiz 2 Şubat... 2015 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu son halidir. Bundan önceki yürürlük... daha önce yürürlüğe giren... yönetmeliklerimiz de var. Son değişikliklerle birlikte... bundan sonra resmi yazışma ile ilgili kurallar... bu en son... 2 Şubat 2015 tarihinde yürürlüğe giren... yönetmelik düzenlenmiş olacak. Şimdi... burada özellikle şuna vurgu yapmak istiyoruz arkadaşlar. Eğer... Bu konular bir yönetmelikle düzenlenmişse demek ki önemsenen konulardır. Kuralları belirlemek ve elektronik imzayla da ıslak imzayla, fiziki ortamda ya da elektronik ortamda düzenlenmiş olan bütün belgelerin bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca aynı kurallara uyularak yapılması için böyle bir yönetmelik çıkarılma ihtiyacı hissedilmiş. Tabii ki kuralları belirlemek yanında yani bütün kamu kurum ve kuruluşlarda resmi yazışma sürecini, resmi yazışma yönetimini bir örnek hale getirmek amacının yanında arkadaşlar iletişimi, resmi iletişimi hızlı, güvenli bir biçimde yürütmesini de sağlamak. Yani sadece kuralları belirlemekle kalmıyor yönetmelik bu sürecin daha hızlı, daha güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaya yönelik düzenlemeleri de içeriyor. Şimdi biz işte bu yönetmelik kapsamında yer alan tanımlar ve kavramlara yer vermeye çalışacağız. Önceki slaytta açıkladığım gibi resmi gazetede yayınlanmış bir yönetmeliktir ve dolayısıyla bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan bir yönetmeliktir. Yani yasama organı ve bunun idari birimleri, Yürütme organı, bakanlıklar, bakanlıkların ilgili kuruluşları, bağlı kuruluşları, yargı organları bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan bir yönetmeliktir. Dolayısıyla bütün kamu kurum ve kuruluşları resmi yazışma ile ilgili süreci bu yönetmeliğe göre yürütmesi gerekir ki etkili, hızlı, güvenli bir örnek bir resmi yazışma süreci gerçekleşebilsin. Yönetmelikte arkadaşlar yer alan temel kavramları yavaş yavaş açıklamaya çalışalım. Aidiyet zinciri. Aidiyet zincirinin bizim için vurguladığı önemli nokta şu. Belgenin hazırlanmasından tasfiyesine kadar olan süreç. Yani bir belge hazırlandıktan sonra gönderilmesi, paylaşılmasıyla süreç tamamlanmıyor. Tasfiyesine kadar. Tabii ki tasfiyeden kastımız şu süresi dolan belgenin ortadan kaldırılması ya da belgelerin ya da saklanması ile ilgili süreç her ne olursa olsun yani bütün süreçte yer alan iş ve işlemler işte bize IDS zincirini tanımlamış oluyor. Yine yönetmeliğin özellikle sık sık tekrarladığı belge kavramı var. Eskiden biz resmi yazı deyip geçiyorduk. Hayır. Şimdi yönetmeliğimiz yeni bir şey getirdi arkadaşlar belge. Nedir belge? şöyle yani burada bireysel bir işlem için düzenlenmiş bir belge olabilir, kurumsal bir işlem için düzenlenmiş bir belge olabilir, elektronik ortamda düzenlenmiş olabilir, fiziki ortamda düzenlenmiş olabilir. Hem bireysel hem kurumsal hem elektronik ortamda hem de fiziki ortamda elektronik imza ile ıslak imza düzenlenmiş olan bütün bilgi ve dökümanı belge olarak tanımlıyoruz. Yani resmi yazıdan çok daha öte, çok daha kapsamlı bir kavramla karşı karşıyayız arkadaşlar.